konuşkan, çok sıcak bir insandır. Bunu hepiniz tanıyorsunuz ve gerçek bir halk kahramanıdır. Herkes onun buradaki şu masada oturanların yarısından fazlası belki yürekte inanıyorum onu görmüştür. Onun elini sıkmıştır, onunla yan yana gelmiştir. Kıbrıs sokaklarında yürürken herkesin elini sıkan, onu baş tacı eden insanlara aynı sevgi halesini gösteren mükemmel bir liderdi. Vasfı olan adamdı. Çok sıcaktı, çok güzel fırkalar anlatırdı. Ve bazen biz buradan giderken bazı fırkaları elimizde cebimizde götürür, onu anlatmaya çalışırdık. O da bize aynen böyle devam ederdi. Zaman içerisinde biraz sonra biraz belki hanımefendi daha var ama onların da affına sığınacağım. Bir olayı daha size anlatmaya çalışacağım. Kendisinin Turan Güneş'te olan, onu da anlatacağım izin verirseniz. Çünkü bunları anlattığımız zaman o büyük adamın kişiliği, tavırları, zekası, bilgi birikimi, hitabeti ortaya çıkmış oluyor. Tabii üstün de bir hatipti. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün platformlarda konuştuğu zaman herkesi etkileyen mükemmel, hem çok güzel İngilizce ve çok da güzel Rumca bilirdi. Bunu da gayet iyi kullanmasını beceren kaliteli bir hatipti. Bunu da bilmenizi yürekten istiyorum. Gerçekten yakışan ve tam bir lider vasfı taşıyan bir insan olarak. Bir gün yine buraya geldiğinde daha ziyade ben efendim buradan da hemen Cahit Bey'le beraber ve konsolosla beraber Cumhurbaşkanlarımız geldiğinde biz de gidip kendisini karşılarız. Şeref verdiler. Ülkemize deriz. Dedim ki niçin bu kadar durgunsunuz Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Nasıl durgun olmayayım dedi. Bizi dünya anlamıyor. Anlasa da diyor, bilmek istemiyor. Bilse de yapmak istemiyor. Yapsa da kendi doğrultu içerisinde yapmayı düşünüyorlar. Bunlarla bu işi atlatmak benim için fevkalade zor. Çok üzülüyorum. Çünkü çektiğimiz sıkıntıyı biliyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Engin dedi. Nenem dedi, nenem Lefkoşa'dan Girne'ye inerken komşularından ve aile fertlerinden helallik alırdı dedi. Her şeye indiğinde, Girne'ye indiğinde helallik alırdı. Biz bu kadar canımızdan dahi korkan, öldürülmeyi bilen insanlardı. Biliyorsunuz 11 yıl köylerden gelen tiyerlerle peynirler orada bekler. Saatlerce güneşin alnında Türkleri bekletirler ve onları Rum kesimine veya gidecekleri yere göndermezlerdi. Böyle bir sistem içerisinde yıllarca esir hayatı yaşayan Türkleri kurtaran bu büyük adamın karşısında tabii hepimiz sonuna kadar eğileceğiz. Bu gerçeği unutmamız asla mümkün değil. Çünkü onun liderliği içerisinde Türk dünyası saygıdeğer dostumun temin anlattığı gibi o bir örnek, bir model insan olmuştur. O model insan, ben her zaman keşke derdim Yüce Allah'ım işte bizim ülkemize de bu son zamanlarda denk taş gibi insan nasip et de biz de alnımız dik, başımız dik, alnımız açık yollarda yürüyebilelim diye düşünmüşümdür. Denk taş böyle mükemmel bir insandı. Tabii hepimizin böyle yakın dostları vardır. Onun yakın dostlarından bir tanesi de Turan Güneş'ti. Turan Güneş, rahmetli Bülent Ecevit'le beraber ayrıldıktan sonra bir problem olmuş aralarında. Telefon etmiş Turan Güneş'e. Turan demiş, hadi atla gel de buraya, seni birkaç gün burada dinlendireyim demiş. Ondan sonra Turan Güneş Kıbrıs'a gitmiş, ailesini almış, aile fertlerini. O malum Ayşe tatile çıkacak diye profesörümüz, diplomatımız Turan Güneş, hariciye vekilimiz geldi. Dedim ki diyor, otur. Turan, sana bir şey söyleyeceğim. Ya sen niçin Bülent Ecevit'le böyle bir kavgaya veya böyle bir ayrılığa sebep oldu? Ya ben seni çok iyi tanıdım yıllardan beri ama Bülent Bey, ki biliyorsunuz Bülent Bey Kıbrıs'ın fatihi olarak anılmıştı. Bu da bir gerçek. Efendim o yürekliği göstermiştir. Şimdi ya ben şunu çok merak ediyorum demiştir. Niçin Bülent Ecevit'i bana anlatsan, nasıl adamdır olan demiş. Ya bak ben sana bir fıkra anlatacağım. Rauf Bey, sen bu fıkraydan Bülent'in nasıl bir kişi olduğunu anlamanı istiyorum demiş.
başka bana bir şey sorma demiş. İki fıkra. Yalnız çok özür diliyorum hanımefendilerden bağışlamasını. İnsan söylerse ayıp oluyor da düşünürse ayıp olmuyor mu? Düşündüğümü kısa bir, biraz burada biraz ben onu kamufle edeceğim. İstirham ediyorum saygıdeğer hanımefendilerden ve onlardan peşinen özür diliyorum ama bu gerçekten tarihi bir olaydır bana sorarsanız. Ben bunu neşretmek için de kendisine izin almıştım. Allah rahmet eylesin. Ve bir kitabımda bu konuyu yazmıştım. Evet.